Ben de tabii o zamanlar çok gençtim, 90'lı yıllarda. Şöyle bir algı vardı. Refah Partisi belediyeciliği iyi yapıyor ama ülkeyi biz yönetelim. Dolayısıyla belediye konusunda, belediyecilik konusunda merkezi iktidar teslim olmuştu o günlerde. Hiç unutmuyorum. Yani Refah Partisi döneminde ev ev, işte kadınlar çok etkiliydi. Ev ev o kapılar çalınıyordu, o evlere giriliyordu ve siz belediye başkanı olarak seçildiğinizde herkes çok şaşırmıştı. Böyle bir beklentileri yoktu. Zülfü Livaneli ile yarışıyordunuz o zaman bildiğimiz kadarıyla. Sonrasında da bir sürü şey yaşadınız. Yargı size karşıydı, ordu size karşıydı, medya size karşıydı, iş dünyası, dış dünya. Topyekün bir savaş halindeydiniz aslında. Sonrasında da bu savaş sizin cezaevine girmenizle noktalanmış oldu. Hatta muhtar bile olamaz yazısını... Yok, noktalanmadı da virgül koydular. Virgül koydunuz, evet. Yani belediye başkanlığından alındınız. Ben o günü hiç unutmuyorum. Elimde Hürriyet gazetesi vardı. Sabah program yapıyordum. Muhtar bile olamaz yazısını okudum. Ve şöyle demiştim. Muhtar bile olamayabilir ama o gönüllerin başkanı demiştim. Radyoda bu anonsu yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Sonrasında da o belediyenin önünde inanılmaz bir izdiham yaşanmıştı hatırlarsanız bu süreçte. Şimdi o günlere baktığınızda bu kadar herkes karşıyken size nasıl çalışabildiniz İstanbul'da? Bu bir defa şu anda bazıları dürüstlük edebiyatı yapıyor. O dürüstlük edebiyatını yapanlar önce sorumlusu olduğu belediyelerin tabii hesabını vermeleri lazım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman bizim borcumuz İstanbul Büyükşehir'in 2,5 milyar dolardı. Ondan sonraki süreçte iktidarda da kendi partimiz yoktu. Ve biz hem borcu ödedik ki cezaevine girerken kalan borcum 1 milyar 250 milyon dolardı. Ama bu süreç içerisinde yaptığımız yatırımlar, işte bu çöplerin kaldırılması olayı. Yani bir yılda çöp olayını ortadan kaldırdık biz. İki, su konusu. Ta Isranca Dağları suyu getirdik. Melen'den suyu getirdik. Tabii gençler bunları çok bilmiyorlar. Gençler, evet. Sıkıntımız zaten burada. Şu anda düşünün, yani 30 yaş grubu, 35-40 yaş grubu bile... Bana göre bunları bilmiyor. Yani o susuz İstanbul'u onlar yaşamadılar. Hava kirliliği. Annelerine bunu, babalarına bunu sormaları lazım. Yani hava kirliliği vardı da bu nasıl giderildi? İstanbul'u devraldığım zaman 50 bin eve doğalgaz girmişti. Ama ben cezaevine girerken 1 milyon 250 bin eve doğalgazı bağlamıştık. Ve biz doğalgazla İstanbul'un hava kirliliğini giderdik. Ama şu anda bakın 6,5 milyon eve İstanbul'da AK Parti belediyeciliği doğalgazı getirmiş vaziyette. Eğer İstanbul'un havası bugün temizse AK Parti belediyeciliğiyle bu oldu. Böyle durup da bunlar olmuyor. Şimdi çıkmış konuşuyorlar. İşte İstanbul Büyükşehir'in bu kadar borcu var. Tabii olur. Doğru. Yani borç yiğidin kamçısıdır. Ha, bunun taksitlendirilmesi önemli. Bundan sonraki süreçte de ödemesi önemli. Ama bakın benim her zaman bir ifadem var. Yani insan yönetimi çok önemlidir. Bilgi yönetimi çok önemlidir. Finans yönetimi çok önemlidir. Ve bunu yönettiğimiz için de biz hem yatırım, bunun yanında da özellikle borçların ödenmesini başardık. Mesela aynı şekilde bizim bu yatırımlarla birlikte o dönem içerisinde bakın şu andaki birçok kavşakların, birçok dalçıkların yapıldığını göreceksiniz. İstanbul'da böyle bir şey yoktu. Şimdi bugün ben Sancaktepe'deydim. Sancaktepe hiç böyle bir şeye alışık değildi. Ama ben şimdi o Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu alt geçitlerden geçerken ifşar ettim. Bunların hepsi AK Parti belediyeciliğinin eserleri. Bunlar yapıldı. Mesela şu anda Söğütçeşme'den ta Beylikdüzü'ne kadar
metrobüs gidiyor. Oradaki beyefendiye sormak lazım. Bu metrobüsü buraya kim getirdi? Evet. Sen mi getirdin? Tabii onların tek lafları var. Ya yapacaksın. Görevlisin. Tamam da o zaman şunu söylememek lazım. Yani 25 yılda ne yaptınız?